Mezhepler konusu pek çok kişinin zihnini meşgul eden sorularla dolu. Bazıları tümüyle mezhepsizliği savunurken bir kısmı da mezhepçilik yapıyor. Bunlar mezhepsizlik de bir problemdir. Mezhepçilik, mezhebini öne çıkarmak, kendi mezhebini hak, diğerlerini batıl görmek, bu da problemdir. Bediüzzaman bu noktada şuna dikkat çekiyor. İslamiyet'in şe'ni metanet, sebat, iltizamı hak olan salabeti diniyedir. Yoksa cehilden, ademi muhakemeden neş'et eden taassup değildir. Burada iki kavramla karşı karşıyayız. Bunlardan birisi salabeti diniye, diğeri de taassup. 2 kere 2 4. Bunu bilmemiz ve bunun doğruluğunu savunmamız salabet oluyor. Yani doğru olan bir şeyi savunmak, bunda ısrarcı olmak salabet. Ama 2 kere 2 5 dedik veya 3 dedik veya 4 dışında başka bir rakam söyledik. Hepsi yanlış oluyor bunların. Yanlışta ısrar etmek, bu da taassup. Bir Müslüman taassuptan uzaktır ama salabeti diniyeye sahiptir. Her mezhepten kolayımıza geleni alabilir miyiz? Örnek vereyim. Mesela Hanefi mezhebinde diyelim kadın erkek elleri birbirine değmiş olsa abdestleri bozulmuyor. Şafii mezhebinde bozuluyor. Öte yandan Hanefi mezhebinde diyelim parmağı kanamış olsa abdesti bozuluyor. Şafii mezhebinde bozulmuyor. Bu durumda diyelim Hanefi olan birisi parmağı kanadığında nasıl olsa Şafilerde bozulmuyor. Benim de abdestim şu anda var dese veya Şafii olan birisi işte hanımına söz gelimi eli değmiş. Mezhebine göre abdesti bozuluyor ama nasıl olsa Hanefilerde bozulmuyor deyip bozulmamış gibi uygulama yapsa münasip midir? Münasip değil. Mezhepler birer paket programdır tabir caizse. O paket programı bir bütün olarak uygulamak gerekiyor. Her mezhepten kolayımıza geleni almak, bu uygun bir şey değil. Bediüzzaman'ın verdiği şu örnek buraya tam oturan bir örnek. Deve kuşuna demişler, kanatların var uç. O da kanatlarını kısıp ben deveyim demiş, uçmamış. Sonra ona demişler, madem deveyim diyorsun yük götür. O zaman kanatlarını açıvermiş, ben kuşum demiş, yükün zahmetinden kurtulmuş. Yani mezhepleri uygulamada deve kuşu gibi olmamak gerekir. Kişi Hanefi ise Hanefi mezhebi üzere yaşar, Şafii ise Şafii mezhebi üzere yaşar. Ama kendi mezhebinde artık sıkışma olmuş, daralma olmuş ve onu uygulaması çok çok zor almış. Böyle bir durumda başka mezhepten istifade edebilir. Ne gibi? Şafii olan birisi hacda tavaf esnasında kendi mezhebine göre abdesti kalabilmesi çok zor. Kadın erkek mutlaka o kalabalıkta elleri birbirine değebilir. Bu durumda Hanefi mezhebi üzere niyet eder. Abdestini ona göre o niyetle alır ve o rahatlıkla tavafını tamamlamış olur. Mezhepsizlik bir fitne olduğu gibi mezhepçilik de başka bir fitnedir. Mezhepçilikte kendi mezhebini öne çıkarmak, diğerlerini batıl görmek var. Bediüzzaman şöyle söylüyor. Her Müslim kendi meslek mezhebine demeli, işte bu haktır, başkasına ilişmem. Başkaları güzelse benim en güzelidir. Böyle demeli ve böyle dediği için zaten o mezheptedir. Dememeli budur hak, başkaları battaldır. Ya yalnız benimkidir güzeli, başkaları yanlıştır, hem çirkindir. Böyle dememeli. Zihniyeti inhisar hubbu nefisten geliyor. İnhisar tekelcilik demek. Yani tekelcilik zihniyeti. Yani hakikat sadece benim mezhebimdedir tarzında bir bakış. Nefse muhabbetten geliyor. Sonra maraz oluyor. Niza ondan çıkıyor. Elhamdülillah ülkemizde iki büyük mezhep Hanefilik, Şafilik var. Hanefilik belki %80 civarında, Şafilik %20 civarında. Bundan kaynaklanan bir problem var mı? Yok. Ve doğuda, güneydoğudaki insanlarımız genelde Şafii mezhebinden ama Türkiye'nin her tarafına da dağılmış vaziyette olduklarından artık hemen her yerde Şafii mezhebini de insanlarımız görmekte ve buradan da herhangi bir sıkıntı
meydana gelmemekte. Dinde acaba taklidin yeri nedir? Mezhepler konusunda bu da önemli bir başlık. Bediüzzaman körü körüne taklidin çoğu kere maskaralık olduğunu nazara veriyor. Ve diyor ki körü körüne taklit dahi çok defa maskaralık olur. Yani körü körüne taklit dinde yok. Taklit dinen mezmumdur, zemmedilmiştir. Ancak bazıları işte taklit dinde kınanmıştır diye sözüne başlıyor. Ardından da bir mezhebe bağlı olmayı buradan iptal etmeye çalışıyor. Din taklidi men etmiştir. Dolayısıyla bir mezhebi taklit etmek uygun değil. Herkes müçtehit olmalı. Herkes müçtehit olduğunda o kadar bir karışıklık meydana gelir ki ve şu an dört farklı görüşle karşı karşıyayız. O zaman yüzlerce, binlerce, belki yüz binlerce farklı görüşle karşı karşıya kalacağız. Bu da toplumdaki ahengi, uyumu bozar. Taklidin dinen kınanmış olduğunu söyleyip mezhepleri reddedenlerin unuttukları veya nazara almadıkları önemli bir nokta, insanların ekserisinin avam olduklarını göz ardı etmeleridir. Bediüzzaman şöyle der: nevi insanın %80'i ehli tahkik değildir ki hakikata nüfuz etsin ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete, hüsnü zanna binaen makbul ve mutemet insanlardan işittikleri mesaili takliden kabul ederler. Ya burada önemli bir realite nazara veriliyor. İnsanların %80'i tahkik ehli değil. Avamdandır insanların %80'i. Peki bu %80 dini ayrıntılarıyla bilebilecek durumda değil. Kendileri de oradan bir içtihat yapabilecek durumda değil. Böyle olunca bunlar ister istemez birilerinin peşinden gidecekler ve o zaman taklit hayatın bir realitesi olacak. Yani aslında burada işin ideal boyutu herkesin taklitten tümüyle sıyrılıp dini ayetleriyle, hadisleriyle, içtihatlarıyla, ayrıntılarıyla öğrenmeleridir. Ama realite buna müsait mi? Realite böyle değil. Realitede insanların %80'i avamdandır ve dini takliden kabul eder. İşte bu noktada mezhepler bir kolaylık sağlıyor ve kişi bir nevi hani başkasının dolmuşuna binip gideceği yere gitmesi gibi İmam-ı Şafii'nin dolmuşuna biniyor, İmam-ı Azam'ın dolmuşuna biniyor ve o şekilde dini daha rahatlıkla yaşamış oluyor. Başka mezhebi taklitle alakalı Bediüzzaman'ın kendi hayatında da uygulamalar var. Mesela talebeleri şöyle anlatıyor tarihçi hayatında. Şafii mezhebinde olduğu için Bediüzzaman namazda Fatiha'yı kendisi işitecek derecede okuması lazım gelirken hastalık sebebiyle sesi çıkmadığından mezhebi Hanefi'yi takliden namazlarını eda ediyor. Cuma'da da benzeri bir durum yine ifade edilir. Mesela Şafii mezhebinde Cuma'nın şartları Hanefilerden biraz daha farklı. En az 40 kişinin imam ardında Fatiha okuması gerekiyor. İşte Bediüzzaman küçük yerleşim birimlerinde bulunduğu zamanlarda Hanefi mezhebi üzere Cuma namazlarına gitmiş. Fıkıhta önemli konulardan birisi ibadetlerin illeti ve hikmeti konusudur. Fıkıh kitaplarında buna dikkat çekilir. Bediüzzaman da eserlerinde dikkat çekiyor ve diyor ki bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır. Hikmet ve maslahat ise tercihe sebeptir, icaba icada medar değildir. Ve bunu seferilik üzerinden örneklendiriyor. Mesela seferilikte 4 rekatlı namazlar 2 rekat kılınıyor. Buna kasr-ı salat denilir, namazı kısa kılmak. Bunun illeti seferiliktir, seferdir. Hikmeti nedir? Hikmeti meşakkattir. Yani yolculuğa çıkan birisi bir takım zorluklarla karşı karşıyadır. Bundan dolayı din bir kolaylık göstermiş. 4 rekatlık namazları 2 rekat kılma şeklinde işi kolaylaştırmıştır. Ve hükümler hikmetlere değil illetlere tabidir. Yani illet varsa hüküm de var. Yoksa sadece hikmetle o hüküm meydana gelmiyor. Yani diyelim ki
meşakkatten dolayı namaz iki rekata indirildi, dört yerine iki kılındı diyecek olsak, günlük hayatta da o kadar meşakkatli zamanlarımız oluyor ki herkes kendine göre bir meşakkat bulur. Dört rekatlık namazı o zaman iki rekat kılmış olur. Halbuki normal günlük hayatta dört rekat kılınır. Ne kadar meşakkat da olsa burada bir indirme gidilmesi söz konusu değildir. İbadette niyet en önemli konulardan. Peygamber aleyhissalatü vesselam innemel amalü binniyat buyurmuş. Ameller niyetlere göre. Ve mesela Şafii mezhebinde abdestin farzları 6 kabul edilir. Hanefilerde 4. 4 ayette zikredilenlerdir. İşte yüzü yıkamak, kolları yıkamak, başı meshetmek, ayağı yıkamak 4 yapıyor. Hanefi mezhebi ayetteki tasnifi esas almış. Şafii mezhebi bunlar diyor belli bir tertiple zikredildiğinden tertibe riayet de farzdır. Önce ayaktan başlanılmaz söz gelimi. Ve bir de innemel amalü binniyat, ameller niyete göredir. Bu hadisten de hareketle abdeste niyet etmek farzdır diyor. İşte niyet gerek abdeste gerekse diğer bütün ibadetlerimizde olmazsa olmaz bir rükün durumunda. Yani yaptığımız amel elbette önemli ama bunu hangi niyetle yaptığımız çok daha önemli. Ve Bediüzzaman niyet konusunu Mesnevi isimli eserinde şöyle nazara veriyor. 40 yıllık ömrümde, 30 yıllık tahsilimde 4 kelime 4 kelam öğrendim diyor. Öğrendiği, nazara verdiği kelimelerden bir tanesi niyet. Yani niyet onun 40 yılda en iyi öğrendiği konulardan bir tanesi. Ve niyeti açıklama babında Arapça Mesnevi'de şöyle ifade ediyor. Niyet, toprak misal adetleri ve kum misal hareketleri kendisindeki hasiyetle ibadet cevherine çeviren acip bir iksirdir. İksir derken hani maya tabiri caizse süte bir miktar yoğurt mayası bırakıldığında sütün tamamı yoğurt haline geliyor. İşte niyet de toprak misal adetleri, kum misal hareketleri kendisindeki bir özellik sebebiyle ibadet cevherine çeviriyor. Hayatın tamamını ibadet hükmüne getirebiliyor. Keza o ölü hallerin kendisiyle hayat bulduğu ve canlı ibadetlere dönüştüğü nafiz bir ruhtur. İnsanda ceset var, bir de ruh var. Ruh olmadığında geriye kuru bir ceset kalır ve ceset ölüdür. Onu ayakta tutan, hayattar kılan ruhtur. Amellerimizi de hayattar kılacak olan hangi niyetle yaptığımızdır. Mesela oruç. Bir kimse Allah emretmiş, orucumu tutuyorum der. Bu ihlaslı bir ameldir. Ama bir başkası zaten kilo vermek istiyordum. Müslümanlar bu ayda oruç tutuyor. Ben de tutayım. Bu oruç değildir. Bu perhizdir. Bu aç kalmaktır. Kilo vermek için yapılan bir harekettir. Ve bunu bu kimsenin sevap beklemeye de bir hakkı yoktur. Keza onda seyyiatı hasenata çeviren bir hasiyet vardır. Yani seyyiat kötü şeyler, hasenat iyi, güzel şeyler. Demek ki seyyiatı hasenata çeviren bir hasiyet. Diyelim ki bir doktor, ameliyat yapan bir doktor, hastayı iyileştirmeye çalışırken ameliyat esnasında yaptığı müdahaleyle hasta hayatını kaybetti. Burada haşa doktor katil değildir. Evet, her ameliyatta bu şekilde ölme riski de vardır. Başarılı olmama riski vardır. Ameliyat başarılı olamamıştır. Ama o kimse haşa katil midir? Haşa katil değildir. Ve o iyi niyetle ameliyatını yapmış. Buna göre de sevabını alacaktır. Demek niyet bir ruhtur. Onun ruhu da ihlastır. Öyleyse ihlas olmadan halas olmaz. Burada niyeti bir ruha benzetti. Ruhun da ruhu ihlas. Yani yapılan ameli Allah emrettiği için yapmak. Ve ihlas olmadan halas olmaz. Bu hasiyettendir ki niyet ile az bir zamanda pek çok amel mümkün olur.
İşte bu hasiyetin himmetiyle şu kısa ömürde yapılan ameller ile cennet satın alınabilir. Ve burada bize çok muazzam bir altyapı kazandırılıyor niyet konusuyla. Günlük hayatta neleri yapıyorsak bunları iyi bir niyetle yapmak, Allah'ın rızasını esas alarak yapmak, böyle yaptığımızda hayatın tamamını mayalamış olacağız. Ve ibadeti işte namaz gibi, oruç gibi belli şeylere tahsis etmeyeceğiz bu durumda. Hayatın tamamı adeta bir ibadet hükmüne geçecek. Hayatın tamamının bir ibadet hükmüne geçmesi Bediüzzaman'ın risalelerinde nazara verdiği hususlardan bir başkasıdır. Ve gerçekten de buna dikkat edildiğinde insan bütün hayatını semeradar yapabilecektir. Niyetle alakalı Bediüzzaman'ın nazara verdiği durumlardan birisi dini eğitim ve hafızlık gibi durumlarda niyet ne olmalı? Dini eğitim derken günümüzde mesela İmam Hatip liselerinde 1 milyon 300 bin öğrenci var. İlahiyatlarda 100 bin civarında öğrenci var. Hafızlık yapan epey kimse var. Ve belki 100 bin civarında Kur'an kurslarında öğrencilerimiz var. Dini eğitim yaptığında neticede bir işte bulabiliyor. Din dersi öğretmeni olarak veya Diyanet'te müftü, vaiz, imam gibi, müezzin gibi kadrolarda görev alabiliyor. Hele hafızlık da yapmışsa işte mevlitlerde veya daha bir takım etkinliklerde hafızlara ihtiyaç oluyor. Dini eğitim almak maddi yönden de insanın önünü açabiliyor. Peki bu gibi eğitimleri almakta niyet ne olmalı? Bediüzzaman diyor ki Kur'an'ı okumanın faidesi yalnız hafız olmak ve dünyada onunla bir makam kazanmak, bir maaş almak değil. Belki her bir harfi hiç olmazsa on hayrından ta yüze, ta binlere kadar cennet meyvelerini, ahiret faydelerini vermesini düşünüp ve ebedi hayatın rahatını ve saadetini temin etmek niyetiyle okumak lazımdır. Yani bunu bir işi olarak görmek değil, Allah'ın kelamını okuyorum. Her bir harfinde en azından 10 sevap var. Ta 100'e kadar, 1000'e kadar cennet meyveleri verebiliyor. Bu niyetle okumak. Evet, mekteplerde dünya maişeti, yer rütbeleri için fenleri ders okumak, bu kısacık dünyevi hayatta derecesi faidesi bir ise, ebedi hayatta Kur'an ve Kur'an'ın kutsi kelimelerini ve nurlu ve imani manalarını öğrenmek binler derece daha kıymetlidir. Onlar şişe hükmünde, bunlar elmas hükmündedir. Burada dini eğitim almaya ciddi manada bir teşvik var. Ama aynı zamanda bir ruh vermek var, bir heyecan vermek var. Bir insan dini eğitim almayı netice itibariyle ben buradan maişetimi temin ederim bu niyetle yapmamalı. Zaten dini öğrenmem lazım. Bunun için öğrenmeli. Kur'an'ı okurken bununla bir şeyler de kazanabilirim değil. Allah'ın kelamını okuyorum. Allah'ın kelamını anlamaya çalışıyorum. Bu niyetle okumak. Malum peygamberler ineciye illa alallah demişler. Yani benim ücretim ancak Allah'a aittir. La eselukum aleyhi min ecir. Ben sizden bir şey beklemiyorum demişler. Dini eğitim alanlar da aslında yapabilseler hiçbir beklenti içinde olmamaları esastır. Ama görev yapanlar açısından maişetlerini temin etmek de elbette gerekir. Eğer belli bir maaşı olmazsa neyle geçinecek? Maaşını alır. Bunda bir problem yok. Ama maaşı asıl gaye edinmemesi gerekir. Bunu asıl gaye edinecek olursa işin ihlası kaçar. O zaman matematik anlatmakla din anlatmak arasında niyet itibariyle bakıldığında arada bir fark kalmamış olur. Halbuki bir insan matematik öğretmenidir diyelim. Ben geleceğin neslini yetiştiriyorum. Geleceğin nesli daha aydın olacak, daha bilgili olacak, daha dindar olacak. Bu niyetle matematiği de öğretse onun öğrettiği matematik de ona sevap kazandırır. Dini anlatan bir kimse elbette
ihlaslı olarak anlatıyorsa elbette o da bundan sevabını kazanacaktır.